İşte hayati karar. Kimler Kanada vatandaşı olabilecek? Kanada'da ulusal medyanın dün büyük bir hızla ve önem atfederek monumental, yani tarihi, muazzam karar başlığıyla duyurduğu yeni yasa tasarısı kayıp Kanadalılara vatandaş olma hakkı verecek. Kim bu kayıp Kanadalılar? Sizi neden ilgilendirebilir? Göçmenlik Bakanı Mark Miller'ın dünkü basın toplantısının yarattığı büyük heyecanın size yansıması var mı? Anlatacağım. Kimlere vatandaşlık geliyor? Şimdi ebeveynleri Kanadalı olan, ancak dikkat edin, Kanada dışında doğmuş Kanadalı olan, yani aslında birçoğu birinci kuşak göçmen olanların Kanada dışında doğan çocuklarına otomatik olarak Kanada vatandaşlığı veriyor bu yasa. Peki nasıl oldu bu? Geçen yıl kayıp Kanadalı olarak adlandırılan aileler dava açtılar. Kayıp Kanadalılar, Kanada'da doğmayan ikinci kuşağın Kanadalı olamayacağına dair yasanın iptal edilmesini ve vatandaşlık yasasının değiştirilmesini istiyorlardı. Ontario Yüce Adalet Mahkemesi geçtiğimiz Aralık ayında karar verdi. Kanada dışında doğmuş olan, ancak çocukları doğduğunda Kanada vatandaşı olanların yine Kanada dışında doğan çocuklarının vatandaşlığının reddedilmesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Karışık gibi duruyor ama çok net. Mahkeme hükümete 6 ay süre verdi. Dedi ki 19 Haziran'a kadar second generation cut-off rule denen, ikinci kuşağın vatandaşlığının önünü kesen yasayı iptal et ve vatandaşlık yasasını değiştir dedi. Şimdi kayıp Kanadalıların vatandaşlık hakları iade edilecek. Kanada dışında doğmuş Kanadalı bir ebeveynden yine Kanada dışında doğan bir çocuk artık otomatik olarak Kanadalı olacak. Aslında bu kayıp Kanadalıların sorunu çok eskiye dayanıyor ve bir göçmen meselesi değil, ama başlangıçta devamını anlatacağım bakın. Kanada vatandaşlık yasasının çağ dışı kalmış bir uygulamasının sonucuydu. Başka bir ülkenin vatandaşlığını alan bir erkeğin, ki Amerikan vatandaşlığı da buna dahil, otomatik olarak Kanada vatandaşlığını kaybettiği ve bu durumdan da hiç haberi olmayan çocuklarının da otomatik olarak vatandaşlıklarını kaybettikleri ta 1940'lara dayanıyor bu. Sayılarının %100.000'e vardığı düşünülüyor bu insanların. Don Chapman bu çocuklardan biri. 6 yaşındayken babası Amerikan vatandaşı olan, Kanada vatandaşlığını kaybeden ve kendisini bir anda vatansız bulan ve ömrünü hem yeniden Kanada vatandaşı olmaya hem de bu yasayı değiştirmeye adayan adam. Lost Canadians, kayıp Kanadalılar davasının babası, savaşçısı işte o. Aslında ebeveynleri Kanadalı ise Kanada dışında doğan çocuğun 28 yaşına kadar başvurarak vatandaşlık talep etme hakkı var. Yalnız Kanada ile sağlam bağların kanıtlanması gerekiyor. Ancak 2009 yılında muhafazakar Harper hükümeti bu sağlam bağları ortadan kaldırıyor ve Kanada dışında doğarak Kanada vatandaşı olan ilk kuşağın çocukları yurt dışında doğarsa vatandaş olamazlar diye yasa çıkarıyor. İşte işin göçmenlerle ilgisi burada başlıyor. Bu muhafazakar Harper hükümetinin bir çeşit yeni Kanadalı ayrımcılığı denebilir. Tam da bu yüzden dün yeni yasa meclise getirildiğinde Göçmenlik Bakanı Mark Miller aynen şöyle söyledi: "Biz vatandaşlığımızın adil, ulaşılabilir olmasını, net ve şeffaf kurallarla tanımlanmasını istiyoruz." dedi. "Herkes Kanadalı olamaz, ancak olabilecekler için sistem adil olmalı." dedi. Net mesaj şu yani: Kanadalıların Kanada'da ya da Kanada dışında doğan çocukları eşit olmalı. Bu kadar. Yeni yasa geçtiğinde 2009 yılından bu yana ebeveyni Kanadalı olup yurt dışında doğmuş olanlara otomatik olarak vatandaşlıkları verilecek. Bu yasa geçtikten sonra doğacaklar için de yeni bir sağlam bağ testi uygulanacak. Burada önemli olan kural, çocuğun doğumundan önce toplam en az 1095 günü Kanada'da geçirmiş olmaları gerekiyor. Yani Kanadalı olarak Kanada'da en az 3 yıl yaşamış olmaları gerekiyor ki vatandaşlıklarını çocuklarına geçirebilsinler. Şimdi merak edenleriniz olabilir. Muhafazakar hükümet neden ikinci kuşağın vatandaşlık hakkını böyle elinden almıştı diye sorabilirsiniz. Bunun altında Canadians of Convenience denen kavram yatıyor. Yani elverişli vatandaşlık. Yani vatandaş olmanın avantajlarını kullanan, ancak daimi olarak Kanada dışında yaşayan
ve Kanada ile bağları aslında olmayanlar. Ancak yine de Kanada Devleti'nin sorumluluğunda bu insanlar. Doğal felaketlerde, savaşta, başları sıkıştığında ben Kanadalıyım, beni kurtarmalısın diyorlar. Ve Kanada bu sorumluluğunu üstleniyor. Harper hükümeti zamanında işte buna hayır dedi. Ancak işin başka bir boyutu daha var. Tıpkı NDP'nin gölge göçmenlik bakanı Jenny Kwan'ın dün basın toplantısında söylediği gibi güzel bir cümle. İnsanlar seyahat ediyor diyor Kwan. Yurt dışında okuyor, yurt dışında çalışıyor, yurt dışında aşık oluyor, yurt dışında aile kuruyorlar. Ancak şu anki yasa yüzünden bazı aileler çocuklarından ayrı düşüyor. Hatta yersiz, yurtsuz, vatansız kalıyorlar. Bunu değiştirmek zorundayız. Yalnızca ahlaki değil, yasal bir zorunluluk bu, dedi NDP'li Wang. Liberallerin yasa önerisini de destekledi tabii bu söylemiyle. Yasaya Muhafazakar Parti itiraz ediyor. Onların gölge göçmenlik bakanı Tom Kimiek, liberal hükümete ağır konuştu. Zaten bozuk olan göçmenlik sistemini hile ve kaosa boğacaklar, başa çıkılmaz hale gelecek bu sistem dedi. Bu konuda ayrıntılı bilgi istiyorsanız, yasanın evlatlık edinmeyle ilgili bölümünü de merak ediyorsanız, ilgili hükümet açıklamasının linkini videonun açıklama bölümünde bulacaksınız. Buyurun tartışın.